Mert dedi, sonra The Knave Football oynuyoruz. Part 5'ten hepinize merhabalar. Şu anda merhabalar. Yani işte bir dakika. Bir dakika, yanlış oldu abi, bir saniye. Evet, topluyorum şimdi, topluyorum. Toplayıp geliyorum. Şimdi merhabalar dedim. Neden merhabalar dedim? Şimdi merhabalar çoğul mu? Merhabalar. Şimdi ben size merhaba deyince merhabalar mı? Şimdi ben size merhaba diyeyim mi? Niye böyle şeyler oluyor? Şimdi bu adamlar kendi kendine mi kavga ediyor abi? What the fuck? Ben mantığı anlamadım. O adam geçiyor, biz niye görmüyor? Amına. Vay anasını. Çok garip lan. Bu arada beyler, ya bu şuraya kadar izlediyseniz videoyu, yani sanıyorum ki kızlar çoktan kapatmıştır. Yani oyun videosu olduğunu duyunca yani kapatması lazım, yani bence öyle olması lazım. Şimdi beyler, bende bolca Brez hesabı var. Yani günlük 1 liradan satıyorum. Yani 1 liranız varsa hemen alabilirsiniz. Şimdi 1 lirayı nereden vereceğiz pampa? Şimdi 1 lirayı 5 lira yapıyoruz, nesneden atıyoruz ve ben size 5 günlük hesap veriyorum veya bir günlük 5 tane hesap falan. Cracker'lığa başladım abi. Aslında çok güzel bir şey ya. Yani Robin Hood gibiyim. Kendim Robin Hood gibi hissediyorum. Neden? Zenginden alıp fakire veriyorum. Fakir giriyor, 31 çekiyor, çıkıyor. Yani aylık 120 TL vereceğine günlük 1 liradan aylık 30 lira verdiğin zaman Brazzers HD olarak kapında oluyor her gün. Olmasa da Johnny Sins'in 2 günde bir videolarını, Johnny Raze'in izleyebiliyoruz tabii. Şimdi buraya oyun izlemek, dinlemek için girenler de vardı yani bu videoya. Ya yani o arkadaşlar için susalım. Pisleşmeyelim daha fazla. Neyse, bugün gittik bir yerlere, sonra çıktık, gondola binelim dedik. De ben demedim, 3 tane piç arkadaş dedi. Neyse, gondola bineceğiz. Ben tabi korktum, tırstım. Dedim gondolcu abi, gondolcu abi dedim. Ben de galp var dedim. Sakın herkeste var diye bir espri yapma dedim. Yavaş sallayacaksan bineyim dedim. Bak, jeton burada dedim, jeton aldım dedim. Tabi jeton alınca adam dedi, binme sen binme lan dedi. Burada dedi senin için ben yavaş mı sallayacağım, bu kadar insan var dedi. Peki dedim, ben de dedim. Onlar bir kere mi istedim, ikinci de biz bineriz dedim. Neyse, bindiler. İkinci de ben bineceğim. Biz derken sadece ben yani. Bineceğim. Bindim yani. Ya, iyi ki yavaş salla dedim. İyi ki yavaş salla dedim. Adam beni sikecek. Ya abi, ya bir gondoluktan kalk. Ya bilmiyorum, dışarıdan gözükmüyor belki öyle ama. Yani içeriden cidden fazla kalkmış. Bir de bende olan, sadece bende olan bir şey var. Aşağı doğru inerken kimsenin midesine basınç girmiyor. Benim mideme basınç giriyor. Yukarı çıkarken bir şey yok, bir problem yok, çok rahatım. Ama aşağı inerken böyle sanki karnıma yarak sokuyorlar. O derece kötü bir şey oluyor. Yani şu an bak, adamın sağ elinde görüyorsun bıçağı. Sanki o bıçağı sokuyorlar, çıkarıyorlar. Her aşağı indiğimizde. Ay. Ay, anlatırken bile fena oldum. Lanet olsun ya. Niye açtım bu konuyu şimdi ya? Şimdi diyeceksiniz, iyi ki bu gondola gitmiş fakir diyeceksiniz. Ama ne yapalım yani, çok etkiden olayları, ben etkilen olayları anlatmak istiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım?
Because you won't get more. Ben ne yapam, nerelere gidem? Stay away from me. To me, flank him. Gel beni öldür diyor şimdi, görüyorsunuz değil mi? Oho ma oho. Anladın, adamı feci vurdum ya. Headshot'ın böylesi yani. Ölmediğini sıkmam ya. Abi. Heh, aferin. Bu arada FIFA 2014'de de evet, ben mağara adam olduğum için yine haberim oluyor. FIFA 2014'te de Türksel Süper Lig ne ya? Ya of. Spor Toto Süper Lig eklenecekmiş. Hadi hayırlısı. Çok güzelim, çok iyiyim ya. Aslında güzel dedim, yakışıklıyım ama. Ya çok iyiyim diyecekken çok güzelim çıktı. Yani süper nişan alırım. Çok iyiyim ya. Bak görüyorsun. Ya sırf artistik olsun diye bu hareketler ama. Artistik de oluyor ya. Bak bak, adamı koşarken bile yakalıyorum ya. Anladınız. Mm-hmm.
işte adamla böyle dalga geçerler. Yani adam onun akıllı olun her zaman. Hangi şimdi oyunun mantığına bak. Hangi salak gidip çekmece arasına 20 altın bırakıyor? 20 altın lan. Oğlum zengin olursun. Servet vardı lan o zaman çekmecede. Lan çekmecede hangi manyak servetini bırakır lan? 20 altın. Yuhanasın. Neyse bugün gülüyorum yine. Bir tane adam. Nereden baksan 45 yaşlarında. Ama şişman böyle şiş. Olur ya sevimli adama, sempatik adama şişman. Biraz da uzun. Şişman ve az uzun yani. Çok uzun değil ama şişman yani. İşte neyse bu geldi yanım bu adam dedi ki. Sen dedi. Yalının klibinde oynayan çocuk musun dedi. Adam ne klibi lan manyak dedim. O dedi keyfi yolunda aşkı son dedi. 45 işte adam. O şarkıyı söyledi ya. Dedim yok abi değil. Ne diyor gözlükler benziyor ama dedi. Ben dedim her gözlük benziyor klipte mi oynuyor lan manyak dedim. Sonra dedi sende ama dedi potansiyel var ben görüyorum sen oynarsın dedi. Ben teşekkür ederim adama. Teşekkür ettim yani. Sonra terk ettim orayı. Ama çok götüm kalktı yani. Bende o potansiyel var. Hepinizi sikerim. Bende o potansiyel var. Yani öyle yani. Daha sonra çok garip şeyler yaşandı yine bugün. Bekliyoruz ben ve arkadaşlarım. Bir yerde bekliyorsam durduk köyde bekliyoruz. Karşımıza bir tane adam geldi. Yüzünü boyamış manyak. Yüzüne lale çizmiş. Sağ yanağına burnunun ortasına palyaço çizmiş. Saçma sapan şeyler tamam mı? Adam geldi konuşmaya başladı. Elinde de kaç şeker? 4 tane şeker vardı. Biz de 4 içtik kardeş. Bir de şekerleri vardı. Tabi vermeden önce dedi ki biz açık hava tiyatrosuyuz dedi. Bunlar size hediyemiz dedi. Verdi şekil sonra anlatmaya başladı. Ve dedi ki en sonunda işte anlattı. Biz böyleyiz, biz şöyleyiz, biz şekerleri falan yiyoruz artık. Dedi ki bu şekerlerin karşılığında dedi. Sizden ufak bir bağış bekliyoruz dedi ama vermezseniz dedi. Yani şekerleri geri verirseniz olur dedi. Tabi açmış yiyorsun. Adam işi biliyoruz bu çocuğu. İşte maalesef adam bizi sabah sabah da soruyor. Sabah öğlen diye. Adam da bizi soydu yani. Çok şerefsiz adamlardan bir tanesi. Yani aslında çok güzel taktik ama. Yani öyle ama yani çok küfür yersin. Onu yaptığın zaman mesela adamın ne anası kaldı bizde. Ne babası. Ama kız kardeşi yokmuş yani bacısı kaldı. Çünkü biz sorduk abi dedim sen kız kardeşin var mı? Abi kardeşin var mı küçük? Neden böyle yapıyorsun bize yazık değil mi dedim. Yok dedi. dedi. Küfür edeceğiniz değil mi? Çakallar dedi. Adam biliyor tabii işini ya. Neyse beyler Mert de oyundaydınız. Mert'le Dishonored The Knife of Dunwall oynuyoruz. Part 5'in burada sonuna geliyoruz. Bir dahaki partta görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bu partta bu kariyeri bitiriyoruz. Bay bayın.